что нужно, это пара черных кроссовок. Про большие деньги нас с тобой поссорим. Но ведь сложнее, чем подозревать. Поспорим, все дела как минул Бог призывет. Наскорим, пока твои крыши увозят нас скоро. Ты все морозишь, сидя по моим рамсторе. Нам придет день, будет пуст твой столик. Пытаюсь так прожить, чтобы было кому вспомнить. Только номера близ, в моем телефоне я богат, но не ван. Мы именно он есть. Мою мысль не догонят, чужого мне не надо. Пусть ноги, пока кровь от листова. Мы видим на нем, что столько мы не помним. На моем районе ты не пушишь, ты не понял. Остановись от опасности, грани на твоем горе. Все твои подвиги, время флота, голова по дороге. Как парень черный кроссовок. Не плевать, что ночь в мире. Станет за 40, я шагаю парень черный кроссовок. Sevgili dostlarım, tekrar merhabalar. Standart yasal uyarımızı ekranımıza yansıttık. Kesinlikle yatırım tavsiyesi olmadığına dair. Yine BIST 50 hisselerinden Ereğli ile başlayıp İşbin'den çıkacağız sevgili dostlar. 10 adet hissenin teknik analizini sizlerle paylaşacağız. Yatırım tavsiyesi olmadan destekler, dirençler varsa formasyonları hep beraber görmüş olacağız. Ereğli ile başlıyoruz. Öncelikli olarak şöyle büyük bazda bakalım. Şimdi burada ana yatay bir desteğimiz var. Burayı öncelikli olarak şöyle belirtelim. Bakınız. Şu nokta bizim artık ana yatay desteğimiz sevgili dostlar. Bakınız şurası da yine direnç bölgemiz ana hatlarıyla. Şimdi bu bölgeler arasında ne yapıyoruz? Takip ediyoruz. Şimdi neden hem ana dirençler bir de ara destek dirençler çiziyorum? Şimdi uzun soluklu takip eden bir arkadaşımız için esas olan nokta burasıdır sevgili dostlar. Bakınız esas desteklerimiz, dirençlerimiz burasıdır. Ve yine bu alan içerisinde ekstra desteklerimiz, dirençlerimiz oluşuyor mu? Tabii ki oluşuyor. Şimdi de burada yine trade edenler için diyelim. Bakınız önemli bir direnç bölgesi ve yine bakınız destek kırılıyor. Daha sonra tekrar yukarı yönlü bir hareket. Şimdi bu bir onay mumu mudur? Onu göreceğiz. Bakınız destek kırılmış. Bakınız destek kırılıyor şurada. Daha sonra ne yapıyor? Buradan gelip tekrar yukarı doğru vuruyor. Bir onay alma mumu olabilir mi? Bunu hep beraber göreceğiz. Yani bir düşüşün onayı mı değil mi? Bunu pazartesi itibariyle görmüş oluruz. Eğer ola ki bakınız şu bandın yani 6.60'ların altına bir çekilme söz konusu olursa bir düşüş yükselişi diyebiliriz. Yani bir onay alma yani düşüş için bir onay alma için yapılmış olan bir hareket olarak bakabiliriz. Bu son yükseliş hareketine. Evet ne yapıyoruz burada? 6.60'ları destek alarak takip ediyoruz. Yani şimdi bu seviyenin altında yine diğer bir desteğimiz. 6.50 bantlarını da destek alarak takip edebiliriz. Şimdi 6.61 hadi diyelim ki küçük bir destek attı. 6.52'ler ana desteğimiz olur. Eğer burası kırılırsa bakınız daha aşağıda yeşil ana desteğe doğru 6.10'lara kadar bir düşüş söz konusu olabilir sevgili dostlar. Yalnız tekrar buradan bakınız mavi destek hattının içerisine eğer bir hareket oluşursa bakın şu alanın içerisine tekrar girerse üst dirence doğru bir yolculuk bizim için belirleyici olacak. Çünkü burada bir sıkışma var. Burada olası bir kırılma bizi 7.40 bandına doğru götürüyor. Her halükarda bu kırılmalar önemli. Alan geçişleri önemli olacak. Bu şekilde takip edelim. İndikatörlere bakalım. Burada RSI bakınız bir dirsek yapmış. Bu dirseğin altına eğer düşmez isek bir sıkıntı gözükmüyor. MACD'miz satışta tekrar yukarı verebilir mi? Verme ihtimali var. Çünkü öyle bir hareket direkt
ara açılarak, bakınız mavi kırmızı arası açılarak gitmiyor. Yani şuradaki gibi ara açılımı bakınız geniş olsa tamam diyeceğiz ki direkt aşağı gidebilir. Potansiyel hızlı ilerleyebilir aşağı yönlü bakınız buradaki gibi. Ancak burada her an yukarı da verebilir. Mekke'yi de iyi takip edelim. Burada sevgili dostlar Ereğli için söyleyeceğimiz bunlar. Şimdi Garan'a bakalım. Evet, piyasamızın en fazla işlem gören hisselerinden Garan. Şimdi RSI bakınız. RSI'da bu yükseliş kırılmadığı müddetçe pozitif bir hava hakim. Ve yine şöyle bakalım. Fazla uzağa gitmeden şu bölgede önemli bir direnç bölgemiz hakim sevgili dostlar. Bakınız şu bölge. Şimdilik alttan da güzel bir sıkışma hareketi söz konusu. Şöyle bakınız burayı da belirtiyoruz. Yani buradaki bu hareket, bu daralan üçgen hareket diyelim bakınız. Geniş üçgen. Akabinde bakınız bir nebze daha daralıyor. Şimdi buralarda gel gitler yapacak. Bakınız aşağı yukarı gel gitler olasılık dahilinde. Tekrar bakınız buraya temas etmesi bizim için aslında olumsuz bir tablo olmaz. Yani ortalama 9.68-9.70'lere doğru bir düşüş. Bakınız 9.70'lere kadar olabilecek bir düşüş. Bizim için oldukça normal. Çünkü bu alan içerisinde hareket ediyor. Gitgide daralan bir üçgen eğer oluşturacaksa şuradan bir geriye çekilme, tekrar yukarıya şöyle bir dar üçgen daha oluşturup burada kırılma noktalarını beklemek, pusuya yatmak gerekli sevgili dostlar. İndikatörlere bakalım tekrar. Bekliyoruz, bakınız kesişmeler daha yukarıda. O da güzel. Şimdilik Garan'la ilgili söyleyeceğimiz bu. 9.70'lere kadar olası çekişmeler normal sevgili dostlar. Bakınız yeşil destek hattını takip ediyoruz. Şimdilik Garan'la ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Bakınız şuradan tüm çizimleri kaldıralım. Şuradan da şöyle bir takip sağlanabilir. Genelde bunlar tutabiliyor sevgili dostlar. Bakınız şu destek bölgesi. Bakın şöyle iki destek hattını çakıştıralım. Şimdi olasılık dahilinde buralara kadar düşüp bakınız şu kavşak noktasına kadar gelip bakınız şu bölgelerden bakınız yine 966, 970 artık neyse şu bölgelerden bir hareket beklenebilir yukarı doğru arkadaşlar. Burayı iyi takip ediyoruz ve yine daha önce bakınız bu bölge güzel bir direnç olarak çalışmış. Bakınız. Şimdi bu alanın altına saktığımız an, bakın şu seviyelerin altına saktığımız an sırasıyla bakınız 9.20. Akabinde şöyle bakıyoruz 8.70'ler test edilebilir. Burası yine önemli, belirleyici bir kavşak noktası olacak. Önümüzdeki günlerde piyasalar açılsın. Pazartesi, salı, çarşamba Garan'ı tekrar tekrar inceleriz. Yani sağlam dönüş ve çıkış hareketlerini verebiliyor. Teknik açıdan İşlem hacmine de sahip bir hissemiz olduğu için yani yüksek bir işlem hacmine rahatlıkla teknik analize gelebiliyor. Yine ilerleyen günlerde burayı takip edelim sevgili dostlar. Halk Bankası'na bakalım. Şimdi Halk Bankası'nda yani bazen diyorlar ya ikili tepe diyoruz örneğin şimdi örneğini verelim. Şimdi zirvedeki ikili tepeler örneğin bakın şurada bir ikili tepe oluşmuş. Yani zirvede oluştuğu için yani bunun düşüşü sert olur. Bakın zirvedeki ikili tepelerin düşüşü takır takır bakınız sert olur. Şimdi bu dip bölgelerde de biz ikili tepe çizdiğimiz zaman bazen sorular geliyor. Ya hocam ikili tepe zirvelerde olmaz mı? Siz diplerde ikili tepe yaptınız. Yani biz diplerde ikili tepe yaparız. Yapmayız diye bir şey yok. Niye? Çünkü kısa trade eden arkadaşlarımız, alım satım yapan arkadaşlarımız için yani ikili tepenin, üçlü dibin yani tepesi dibi olmaz arkadaşlar. Eğer yatırımcı burada trade eden yani
diyelim ki günlük, saatlik alım satan bir yatırımcı ise, burada ikili tepe oluştuysa dipte de zirvede de biz onu göstermek zorundayız. Şimdi zaten bakınız şuradan ikili diple beraber yukarı yönlü hareketini ve ana destekten yukarı doğru hareketini yapıyor. Bakın şuradan düşüyor. Tekrar bakınız destek hattına geliyor. Yani aslında güzel de bir kanal oluşturmuş. Bakınız tekrar yukarıya çıkıyor. Bakınız birinci tepe, daha sonra gelip ikinci tepeyi yapıyor. Nihayetinde sevgili dostlar, yani bizim ikili tepe olması için illaki şu zirvelerdeki ikili tepeleri bulmamız gerekmiyor. Şimdi o en zirve, yükselen bir kanal trendi oluşmuş. Bakınız burada artık bir trend söz konusu. Bakınız bir kanal söz konusu. Kanalda da dedik ki bakınız birinci direnç, bakınız destek. Buradan ikinci dirence veriyor. Daha yukarıda bir tepe. Daha sonra destek. Bakınız bir kanal oluşturmuş. Bu kanalın burası dibi ise burası da zirvesi. Bunun düşüşü şu desteğe kadar olabilir. Ancak çok zirvelerde bir ikili tepe olduysa onun düşüşü de çok sert olmuştur. Bu mantıkla bakın. Yani dipte de ikili tepe olabilir. Şimdi burada bir ikili tepe oluşmuş durumda. Ve ortalama şöyle baktığımız zaman sevgili dostlar. Şöyle 6.20'lerin altında. 6.20'lerin altında tekrar şu bölgeleri takriben 5.56, 5.60. Yani bu seviyeler tekrar test edilebilir teknik anlamda Halk Bankası'nda. Şimdi indikatörlere bakalım. Bakınız indikatörlerin hepsi aşağı yönlü ve burada yine RSI bizim için belirleyici olacak. Bakınız şöyle çizdiğimiz zaman bakınız RSI'ye kadar bir düşüş söz konusu olabilir burada sevgili dostlar. Evet, bir düşüş 5.60'lara kadar olsa dahi nihayetinde bir trend oluşmuş. Tekrar tepeler 6.96-7 bantlarına doğru gidecek olan bir hareketin düşüşü olabilir sevgili dostlar. Bu şekilde takip edelim. 6.20'ler bizim destek bölgelerimiz. Bu bölgeden bakın zaten bir temas gerçekleşmiş. Tekrar yukarıya doğru bir yeşil yakar ise 6.20'de destek alarak takip edebiliriz ki hedefimiz de 6.88-6.90 bantları olur sevgili dostlar. Halk Bankası için söyleyeceklerimiz bunlar. Koç Holding'e bakalım. Evet, Koç Holding'deki tablo bu. Şekil bu sevgili dostlar. Şimdi yine burada artık sırasıyla rengini mavi yapalım mı? Şöyle mavi yapalım. Bakınız, birinci desteğimiz, ikinci desteğimiz, üçüncü desteğimiz. Birinci direnç, ikinci direnç, üçüncü direnç. Şimdi 3 destek, 3 direnç. Destekten başladık. Tekrar desteğe doğru bir hareket oluşabilir sevgili dostlar. Şimdi burada nerede satış pozisyonuna geçer? Onu da şöyle gösterelim. Bakın şu mavi çizgiyle çizmiş olduğumuz destek bölgesi eğer aşağı yönlü kırılır ise sevgili dostlar, işte o zaman sinyalini vermiş olur. Yani satış sinyalini vermiş olur. Burayı iyi takip edelim. Aşağı yönlü kırılma bizim için önemli. Şimdi burada herhangi bir destek söylemiyorum. Çünkü artık mavi çizgiyi baz aldığımız için bu temas bakınız şu bölgede de gerçekleşebilir. Bu bölgede de kırılım gerçekleşebilir. Burada da gerçekleşebilir. Onun için burayı iyi kollayalım Koç Holding'de. Bu kırılım bizim için önemli olacak eğer gerçekleşir ise. Veyahut da bu kırılıma doğru bir hareket oluşup bakın şu şekilde 18.40'lara kadar bir düşüş olup tekrar yukarıya verirse bir alım fırsatı olur ki
1980'lere kadar, 20'lere kadar yükseliş olabilir. Ancak şu bölgenin kırılmasıyla beraber sevgili dostlar, bakınız tekrar bu bölge test edilir teknik anlamda. Evet, burada da yine bir fiyat vermeyeceğim. Çünkü vermiş olduğumuz fiyat şu mavi çizgiyi baz alacağı için kırılım bizim için önemli. Kırılım aşağıda olursa biraz daha fiyat destek düşük olmuş olur. Yukarıda olursa biraz daha yükselmiş olur. Bunu da hep beraber görelim sevgili dostlar. Takip edelim. Mavi çizgi kırılırsa yeşil 15-50'lere doğru bir yolculuk söz konusu olabilir Koç Holding'de. Evet, İşCTR'ye bakıyoruz. Evet, İşCTR'deki tablo da bu. Nereye gidiyoruz sevgili dostlar? Bakınız net bir şekilde ne yapıyoruz? Görebiliyoruz. Şunun rengini ne yapalım? Şöyle sarı yapalım sevgili dostlar. Bakınız ne kadar bariz bir şekilde gidiyor. Destekten al, dirençte sat. Şimdiki yolculuğumuz nereye? Bakın aşağı doğru. Şimdi olası bu bölgeye doğru bir hareket söz konusu mu? Söz konusu. Akabinde tekrar yukarıya çıkabilir miyiz? Çıkabiliriz. İşte bizim için belirleyici olacak olan unsur, eğer bu bant aşağı doğru kırılır ise sert bir satış olur. Ve bakın şu bölge kadar aşağı şöyle bir düşüş. Eğer olasılık dahilinde bakınız şuralardan bir yerlerden yukarıya kırarsak da yine bu yükseklik kadar yukarıya sert bir yükseliş olur sevgili dostlar. Burayı iyi takip edelim. Gerçekten bu sıkışmalar, birçok hissede bunu görüyoruz. Pozisyon açmak için şöyle tekrar kaldıralım tüm çizimleri. Bakınız gerek satışta gerek de alışla ilgili bir pozisyon açmak için ya kırılım noktasını bekleriz, yani şuralardan bir yerlerden yapacağı bir kırılımı aşağıya da yukarı, ya bunu bekleriz ya da bu kanal içerisinde dirençten satıp destekten almayı, tekrar direnci gelince satıp destekten almayı başarabilirsek o zaman kazanırız. Ve söylediğimiz gibi yukarı kırılırsa güzel bir alım, mavi çizgiden aşağı kırılırsa da güzel bir satış olarak karşımıza çıkar sevgili dostlar. Acele etmiyoruz. Çünkü şu anda bakınız iki kanal arasında, şöyle iki kanal arasında tam da aşağı yukarı bakınız orta bölgelerdeyiz. Bizim için bu orta bantlarda işlem açmaktan ziyade destek dirençlere gelince işlem açmak daha mantıklı. Tabi burada şu da denenebilir. Tüm çizimleri kaldıralım. Evet, bakın bu noktada şu da denenebilir. Hani illaki desteğe direnci bekleyin diye bir şart yok. Bakın şu bölge kırıldığı an zaten desteğe doğru bir hareket oluşacaktır. Şöyle 5.95 bantlarının altında desteğe doğru hareket oluşur sevgili dostlar İşCTR'de. Evet. İPEK'e epeydir bakmıyorduk. İPEK doğal enerji. Şimdi şu zirve noktası olan bakınız 8.48'lere bakın şu bölgeye doğru bir hedef, ana hedef söz konusu. Şimdi burada da ne yapacağız? Öncelikli olarak bakınız ortalama 6.95 direncinin kırılması lazım. Bakın 6.95 direnci üzerine atmamız lazım pozisyonda olmayan arkadaşlarımız için. Pozisyonda olan arkadaşlarımız için de bakınız şu mavi çizginin de aşağı yönlü kırılması lazım ki satış verebilelim.
Yani bu mavi çizgiyi takip ettiğimiz müddetçe ve de 6.95'leri açtığımızda yukarı doğru bakınız 8.48'lere doğru yolculuk devam edebilir sevgili dostlar. Teknik anlamda bu mümkün mü? Mümkün. Evet, 6.95'ler önemli bir direnç ve de mavi çizgimiz önemli bir destek hattını oluşturuyor. 6.95 üzerinde pozitif bir hava hakim. Ancak mavi çizgiyi de mutlaka destek olarak almamız gerekli. İpek doğal enerjide bakalım 8.48'lik o zirve direnç noktasına çıkabilecek miyiz? Hep beraber göreceğiz. Yani piyasalar izin verirse neden çıkmasın? İpekçiler neden sevilmesin? Evet. Froto. Şimdi şu çizgi şurada kalsın. Bakın gün gelir bu çizgiye muhtaç olabilirsiniz sevgili dostlar. Bakınız destek, destek. Bakınız burada da direnç olarak, bakınız tekrar direnç olarak çalışıyor. Burası bizim için önemli. Ve şöyle de destek hattını çiziyoruz. Şimdi burada bakınız gitgide genişleyen bir üçgen oluşmaya başlayacak. Ortalama 57.30'ları destek alarak, hatta şöyle tık aşağıdan alalım. Evet, 56-57 bantları 3 aşağı 5 yukarı bizim için bir stop noktası sevgili dostlar. Bakınız burayı bakınız 57 bantlarını ne yapıyoruz? Destek alarak takip ediyoruz. Froto'da 57 destekli takipteyiz. Burada bakınız bir düşüş emaresi olan, tüm çizimleri kaldıralım, bir obo formasyonu, bakın solumuz, bağış, sağ omuz. Bakın şu bölge şu şekilde kırılı V'siymiş. Şu kanal kadar aşağı, bakın şuralara kadar yolculuk söz konusu olabilirdi. Şimdilik halen bir yükseliş potansiyelini barındırmakta. Biraz daha dar alınca bakınız. Evet. Bakınız burada gitgide bir daralma söz konusu. Yine burada ne yapacağız? Kırılımı bekleyeceğiz sevgili dostlar. Tekrar bu bölgeler test edilebilir. Yani 57-70'ler test edilebilir. Artık önemli olan nereye kırdığı sevgili dostlar. Froto'nun. Evet. Global yatırım ortaklığı. Şimdi bazı hisselerde, yani özellikle sıkışmış olan hisselerde, yani örneğin şöyle diyelim. Bakın hisse şu şekilde gidiyor. Biz burada fiyat destek direnç vermiyoruz. Çünkü örneğin diyelim ki düşüş gösterecek. Yani kırılım aşağı yönlü bakınız. 4.52'de de kırabilir. Daha yukarıda bakın 4.55'te de kırabilir. Yani bunu bilemiyoruz. Ya veya düşüş bakın daha aşağılarda olabilir. Yani ama önemli olan sizin buradan çizgiyi çizip kırılımı nereye yaptığını tespit etmeniz olacaktır. Hisselerimizde. Evet. Şimdi Global Yatırım Holding. Burada da bariz 3.66 seviyelerini stop olarak kabul ediyoruz. Yani bu seviyelerin altı, 3.65'ten altı stoplu takip ediyoruz. Ve eğer ola ki 3.65'lerde stop olduk. Bakın şöyle de bir mavi destek hattı dikey bakınız.
Yine bakınız geldi. Tam şurada çakıştı. İşte önemli olan şu 3.65'lerin üzerinde tutunabilmek burada sevgili dostlar. Eğer 3.65'in altına bir sarkma gerçekleşir. Bakınız yatay siyah 3.65 ve de mavi çizginin altı ki ortalama 3.64, 3.63. Bu seviyeler test edilir ise sert bir düşüş gelebilir. Ve nereye kadar düşebilir sevgili dostlar? Bakınız şu seviyeler test edilebilir. Dikkatli bir şekilde takip etmenizi öneririm. Bakınız daha önce de buna benzer hareketler. Bakınız şuralarda destek kırılıyor. Ve siyah bakınız maviyi kesiyor. Tıkır tıkır düşüyor. Yine bakınız burada siyah henüz maviyi kesmemiş ama yaklaşmak üzere. Dikkat edin 3.65'in altısı dolu takip ediniz. Global Yatırım Holding'i. Evet. Şimdi günlük de MACD'miz bir alım vermiş ancak tekrar aşağı kırmış. Buraya dikkat edelim. Yine RSI bakınız. Şurada bir yükseleni kırmış. Yani RSI'de bakınız şu seviyelerin şöyle 43-44 bantların altına geldiği takdirde sıkıntılı gözüküyor sevgili dostlarım. Evet. Global Yatırım Holding'den sonra geçiyoruz. İhlas. İhlas'ı da anma inceledik bu hafta. İhlas'ta 0.57'lik miydi direncimiz? Hemen bakalım tekrar. Evet. Bu bölgeyi daha önce de söyledik. 0.57'lik bir direncimiz var. Bakınız tam da bunun üzerinde kalmış. Bakınız 0.58'lere bir çıkmışız. Tekrar aşağı inmişiz. Yani burada 0.57 bandı aşılır ise sevgili dostlar bakınız sırasıyla 67 0.67 ve 0.73 şeklinde dirençlerimiz bizi bekliyor olacaktır. Olası bir geri dönüş durumunda ise bakınız şu kırmızı destek hattını takip ediyoruz. Bakın 0.57'lerden geriye bir sarkmada bu bölgeler test edilebilir. Ortalama 0.47'ler. Dikkat edelim sevgili dostlar. 0.57 aşılmadığı müddetçe sıkıntı doğurabilir. Evet, iş fina bakalım. İş finansal kiralama. Şimdi iş fini de daha önce anlattık. Dedik ki bu tarz hisselerde bakınız daha önceki tabloya uzun soluklu beklemeyi göze alıyor iseniz benim nakide ihtiyacım yok. Ben 3 yıl, 5 yıl artık veyahut da 1 yıl neyse beklerim diyorsanız bu tarz hisseler o şekilde yani size göre diyebiliriz. Bakınız sert yükselişler, düşüşler gerçekleşiyor. Burada tabii çok ciddi anlamda zarar edenler var. Ancak şöyle baktığımız zaman gerçekten ciddi bir düşüşten sonra ortalama 2.04'ler bakınız. Hatta biraz daha kaldırdığımız zaman şu şekilde sevgili dostlar. Evet 2.07'ler ortalama bizim destek hattımız. Eğer gerçek manada bir yatırımcıysanız 2.07'nin altına düşmediği müddetçe yola devam edersiniz. Ve bu seviyelerde ne yaparsınız? Mal toplarsınız sevgili dostlar. Yani çaktırmadan azar azar mal toplanabilir. Bakınız şuradaki destek nasıl kırılmış. Şöyle büyüttüğümüz zaman tablo biraz daha net kazanacaktır. Bakınız burada kırılım gerçekleşmiş. Ve ortalama 2.15 bantlarının altı riskli sevgili dostlar. 2.15'in altında 2.08. Şimdi 2.15 ile 2.08 arasında ne kadar fark olabilir mi demeyin. Bakınız %4'e yakın bir fark burada söz konusu diyebiliriz. Yani burada kesinlikle ana destek 2.08'leri baz alarak takip ediyoruz. Şimdi bu tarz hisselerde biraz da aylık bazda bakalım. Örneğin daha önce biz yeşil yapıyor bakınız. Örnek verelim. Aylık bazda yükselme potansiyelinin olduğunu söylemiştik. Bakınız. Şimdi günlük bazda baktığın zaman hiçbir şey anlayamayabilirsin. Ancak şöyle aylık baktığın zaman MACD RSI'de kullandığın zaman bu tarz çapsız hisselerde böyle
daha rahat bir sonuç elde edebilirsiniz. Yani işlem hacmi zayıf olan hisselerde bakınız. Şimdi aylık grafiğimiz, bakınız aylık grafikte MACD'miz, bakın şurada kesişmişti daha önce. Ve yine RSI yukarı yönlü. Hatta biraz daha büyütürsek bakın nasıl da alım yaptığını görüyoruz. RSI'nin. Evet. Yine burada da gerçekten hisseyle ilgili haber akışı, hisseyle ilgili temel analizler eğer güçlüyse, kuvvetliyse bir gün bu dip bölgelerinden sevgili dostlar sırasıyla bakınız 2.30, 3.12, 6, 12 neyse bu seviyeler bir gün gelip tekrar test edebilir. Önemli olan sabırla dipten almak ve bu tarz hisseleri aylık takip etmek. Şimdi iş fine bakalım aylık. Bakalım yeşil yapı gibi bir durum söz konusu mu? Eğer söz konusuysa o zaman orta vadeli takip edilebilir. Evet grafiği sıfırlayalım. Bakınız burada ise aylıkta satış pozisyonunda olduğunu görüyoruz. Biraz önce yeşil yapıda alımdayken bakınız burada satış pozisyonu açtığını görüyoruz. Yani dikkat etmekte fayda var. Grafiği sıfırlayalım. Bakınız burada da bu sefer tam zıttı. Haftalıkta bakınız MACD'miz mavi kırmızı kesmiş bir alım pozisyonu söz konusu. MACD'miz alımda ancak indikatör hareketli ortalamalarda 20-50'yi yukarıdan aşağı kestiği için bu bir sıkıntı. Yani onu dikkat edin. MACD'miz olumlu ancak hareketli ortamlarda kesme olumsuz. Onun için şöyle haftalık bazda baktığımız zaman iki onlar ve akabinde de 1.89'lar ne yapıyoruz? Stop olarak takip ediyoruz. Hatta daha aşağıda evet 2.07 stoplu ve daha akabinde daha aşağıda da 1.90 şeklinde ne yapıyoruz? Takip ediyoruz sevgili dostlar. Evet. İş finiyle ilgili söyleyeceklerimiz de bunlar. Tekrar görüşmek üzere diliyorum. Ereğli, Garan, Halkbank, Koç Holding, İşçiyetleri, İpek, Froto, GLE, HEV, İhlas, İşfin, Global Yatırım Ortaklığı, İhlas ve İşfin hisselerin teknik analizini paylaştık. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, güzel yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum sevgili dostlar. Muhakkak olumsuz yazanlar da olacak. Onlara da saygımız var. Yalnız olumsuz yazan arkadaşlarımız şu sebepten dolayı olumsuz derlerse memnun oluruz. En azından eğer varsa bir hatamız düzeltme yoluna gideriz sevgili dostlar. Şimdilik çalışmamız bu şekilde. BIST 50'de ikinci bölümü de tamamladık. Toplam 50 adet hissenin dün 10'una bugün de 10 tanesine bakmış olduk. Artık 50'ye seans başlamadan bitirmeyi düşünüyorum. Ve akabinde de o istek hisselerinizi teker teker bakmış olacağım sevgili dostlar. Şimdilik hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere.